sefer erteledim ameliyatımı. 165 kiloydum. Baktım çaresiz, kendimi taşıyamaz hale geldim. Önce Allah'a, sonra Hasan Hoca'nın ekibine güvendim. Antalya'ya ameliyat olmaya geldim. Pazartesi gün sabah geldim. Salı günü ameliyata girdim. Önce Allah'ın, sonra doktorların sayesinde ameliyatım oldum. Sağlıklı bir şekilde şunda huzurluyum, Konya'ya dönüyorum. Allah nasip ederse bir gün. Her şeyden memnunum. Yani fazla kilosu olanlara tavsiye ederim. Yani benim tavsiyem budur yani. Allah önce sağlık versin. Sonrasında da her şeyden memnunum yani. Hastaneden de, çalışan ekiplerinden de, her şeyinden memnunum yani. Pazartesi geldim, salı günü ameliyatım oldum, ameliyattan çıktım. Ondan sonra sıvı yürüyüşümü yaptım, sıvı suları aldım. Onun için hedefim 180-165'ten 80-85'e düşmek. Şu anda sağlıklıyım Allah'a şükür. Onun için her şeyden memnunum yani. Sporumu yapıyorum, bundan sonra da devamlı spor yapacağım. Beslenmeye de dikkat edeceğim, ondan sonra da inşallah kiloyu da düşüreceğim. Durum bundan ibaret. Herkese de tavsiye ederim. Yani bu kiloyu fazla taşımanın da bir anlamı kalmadı. O kadar da zor değilmiş. Ben korktuğumdan 3-4 sefer erteledim, şey yaptım ama o kadar da zor değilmiş yani. Bütün herkese kilolu olanlara tavsiye ederim yani. Mendo abi Konya'dan geliyor. Ameliyat olalı 3 gün oldu. Bugün taburcu edeceğiz. 60 yaşında Mendo abi süper obez sınıfına giriyor. Birkaç kez randevu verdik ama kişisel iş yoğunluğu nedeniyle bir türlü fırsat bulamamıştık. Ama sonunda yakaladık, kestik, affetmedik. Ama son derece memnun tabii hayatımdan. Çok çok memnun. Konya'dan geldi. Galiba şey, ben yiyemeyeceğim, siz yiyin hesabı Konya'dan paket paket etli ekmekle geldi. Biz de dedik ki, her ay gel bundan sonra kontrole. Nasılsa elin boş gelmezsin. Hem etli ekmeğe olan özlemimizle. Tabii şaka bir tarafa, Mendo abinin sağlığı için çalıştık. Beklediğimize değdi. Çok güzel bir ameliyat oldu. Ameliyattan sonra konforlu bir 3 gün geçirdi. Şimdi konforlu bir şekilde Konya'ya kendi aracıyla taburcu ediyoruz. Kontrollere de çağırıyoruz. Yine bütün ekip Mendo abi için çalıştı. Onun iyiliği için, sağlığı için. Mendo abi. Evet. Geleceğim bir daha. Ziyarete getirmişsin. Etli ekmek. Etli ekmek ne istersen. Bak bu ekip, bu kadar kalabalık, bu kadar kalabalık ekip senin getirdiğin etli ekmeği bir haftadır konuşuyorlar. Vallahi feda olsun, ben ne bileyim. Ben sen yiyemediğini hissettikçe ameliyattan sonra getirdim. Şey yaptırırım, sebzel yaptım. Eyvallah. Biz hepimiz Mendo abi için çalıştık, yorulduk ama yorulduğumuza değdi. Evet. Çünkü her şey onun sağlığı içindi. Sağlık için değişim elinizde diyoruz. Nasipten öte yol gitmez yani. Daha önce de ben aynı daveti verdiydim, o kaldı. O nasip olmadı bak. Nasip oldu yani. Nasip oldu bir iş olur ya. Yani. Daha önce de vallahi yaptırdım. Hepsi işte alacağım öyle gidiyorum. Seviyoruz abi seni, ne yapalım? Allah bin kere. Dikkat edin kendinize, tamam mı? İyi yolculuklar. Giderken böyle bir saat demin, iki saat demin Manavgat'ta Akseki'de dur. Açık arabanın etrafında yürü, sonra tekrar otur. Tamam, tamam. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aklınıza eyvallah.